Ne var? Hadi bakalım, doğaçlama yapacak. Lan neye bağlıyoruz? Bence biz yani hedef kitlesi itibariyle genç bir markayız. Dolayısıyla gençler de çok çabuk sıkılıyor. Biz de o yüzden hep kendimizi aşmaya çalışıyoruz markada. Her yaptığımız iş bir öncekinden daha farklı olsun, daha dikkat çekici olsun, beklenmedik olsun diye uğraşıyoruz. Biraz kendi kendiyle yarışan işler oldu. Herhalde o yüzden de kendi kendiyle yarışırken de iki tane kampanyamız da ödül aldı diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ya aslında bu biraz şey, marka ile ajansın bence müthiş bir uyumu var çalışırken. Yani hem brief aşamasında hem creative execution'larda birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Aynı dili konuşuyoruz. Dolayısıyla zaten hani iki tane efi var ama tamamen birbirinden bağımsız iki tane işle geldiği için bu da aslında genel iş yapış olarak hani Nescafe ve Publicis genel iş yapış olarak nereye standardı koyduğunun bir göstergesi oluyor. Yani bir işin efi alır, geri kalan beş işin bir şey almaz falan öyle bir durum yok. Zaten iki iş yapmışız. İkisi de evet. Biri bir, biri iki olmuş.
saat 9 gibi başladık. Şeylere bakmıştık. Saat 8'de işte aklımdan geçen, hashtagimiz oydu, aklımdan geçenle ilgili neler dolaşıyor? İşte sürpriz, hediye falan işte böyle bir alakasız, bizden alakasız şeyler vardı. Kelimeler vardı sözcük bulutunun içerisinde. 9'da biz girdikten sonra bir de 10'da baktık şeye neler konuşuluyor sosyal medyada. Direkt aklımdan geçenin yanında en kocaman Nescafe yazıyor. Yani bizim için çok kıymetliydi. Yani bir saat içinde insanlar görür görmez Nescafe'nin reklam filmi diye başlamışlar konuşmaya. Çok güzel bir şeydi. Yani biz hep markalar olarak şeyi severiz. Hani markamız önde olsun, gözükür olsun yaptığımız filmlerde. Ama markayı koymadan da markayı söyletebilmiş olmak gerçekten çok keyifli bir iş oldu. Reklam filminin pek shot'ını biz Twitter'da insanlardan aldık gibi bir şey evet, oldu. Yani. Evet. Sonra logoyu koyduk ama. Sonra logoyu koyduk. Evet. Evet, öyle bir korktuk ve koyalım biz ne olur ne olmaz. Gerek var mıydı bilmiyorum ama. Yok, o da şöyle yani aslında insanlar bunu tahmin ettikten sonra hani tabii ki de Nescafe birçok insan bunu söyledi. Sonunda da ikinci filmi de hani bunu bildiniz, teşekkür ederiz evet, diye. Evet. Aslında o biraz tüketiciye teşekkür etme filmiydi. Zaten orada şeylerden de seçmiştik ikinci filmi koyarken Twitter'da Nescafe ile ilgili yazılmış yazılardan da evet, şeyler koymuştuk, içerikler koymuştuk. Dolayısıyla o gerçekten bir teşekkür filmiydi. Markalı çıktığı şeyi, dönemi. Bizi bildiğiniz için hani biz de sizi seviyoruz deme fırsatıydı bizim için. Mesela Şevket Hoca sana üçü bir arada aldırtmak istiyor. Yani izlediğiniz anda hani kendine gelme falan. Bu biraz daha hani satış odağında olan bir şey değil. Bu bir imaj filmiydi. Dolayısıyla hani Nescafe'nin bir love mark olmasının aslında bir kanıtlanması gibi bir şeydi. Dolayısıyla o da o anlamda. Evet, ama ona rağmen pazar payı aldık o dönemde. Evet, evet. Yani mutlaka. Hani dediğin gibi önceliğimiz evet, daha ziyade o imajı kuvvetlendirmek olmasına rağmen pazar payı aldığımız evet, bir dönem oldu. Epey kurgu geliştirdik hakikaten dijital tarafta. Dediğiniz gibi çünkü hani markasız bir şey yapınca hani insanların hatırlaması ve onun üstünden bir hikaye olması önemli. Dönemi itibariyle üniversitelerin bahar festivallerine denk gelen bir dönem. Dolayısıyla oralarda da aktivasyonlar yaptık. Hemen hani bir tane örnek olarak aklıma gelen Getir'le yaptığımız iş. Çünkü bize markalı olarak Twitter'dan ben bildim bu Nescafe, hani ben Nescafe benim içtiğim, hani tercih ettiğim, hani aklımdan geçen Nescafe diyenlere kırmızı fincanlarımızdan hediye yolladık Getir'le işbirliği yaparak. O oldukça ses getiren bir şey oldu. Çünkü beklemedikleri bir şeydi. Gerçekten beklenmedik bir teşekkürde bulunduk tüketicilere. İlk hani aklıma gelen hani en büyük ve bu işin şeyi taçlandırıcısı diyebileceğim işlerden bir tanesi o. Yani bir zorluk yaşadıysak o yaşadığımız zorluk aslında tamamen doğal olarak koyduğumuz standarttan gelen bir şey. Yani yoksa ilişkilerde, iletişimde hiçbir zorluk yok. Sadece o müthiş işi yakalayabiliyor muyuz? Biz kendi aramızda yaratım onun sürecinin şeyi sancısı diyebiliriz yani ona. Çünkü zaten güzel bir fikir çıktığı zaman mesela Şevket Hoca sunumunda hatırlıyorum. Yani bir kişi olmadı ki hani bilemedim diyen. Evet, yani he. 20 kişiyse toplantıda 20'si de budur dedi. Yani öyle bir an geldi. Ya bir kırılma anı var galiba. Yani ama hani bu bir kampanyadan kampanyaya değişiyor. Hep bir gerginlik oluyor. Sonra o kampanya sunuluyor ve herkesin içine sindikten sonra o kırılma anı şu. Yani Nescafe ekibiyle bizim aramızdaki durum aslında bu. Öyle bir güven geliyor ki artık hani o taraf şey diyor. Hani müşteri olmaktan da çıkıyor. Bazen masanın üstünde beraber çalıştığımız da oluyor. Yani evet güveniyoruz biz ajansa. Onlar da bunu çok iyi biliyorlar ve bu böyle diyorlar ve hani o ne bir gerginlik ne bir şey. Hani bir birlikte yol almak gibi diyebiliriz buna. Yani şey yapma kısmını bazen beraber evet, evet kafa kafaya verdiğimiz çok. Ya çünkü şey olabiliyor. Yani biz çok fazla gömüldüğümüz olabiliyor. Şeylere, yazdığımız hikayeleri veya diyaloglara çok gömüldüğümüz olabiliyor ve öbür tarafa geçtiği zaman hani bir üçüncü göz olarak, marka tarafı olarak baktıklarında söyledikleri bir şey ha evet böyle de olabilir aslında deyip hemen orada küçük bir fine tune'la işi kotarabiliyoruz yani. Bir diyalogumuz var o açıdan diye düşünüyorum. Yani hani şeyi iyi tutturabiliyoruz. Yani ortada bir ego yok, bir şey yok. Ortada beraber bir yapılmaya çalışılan ve hani kendini bir öncekini aşmaya çalışan bir iş oluyor genellikle. Ya bazen şey oluyor yani bazen bir ajans çok güzel bir fikir bulur. Marka onu hayata geçirebilecek çapta bir marka değildir. Bazen ajans çok averaj bir fikir bulur ama marka çok güçlüdür. Yani burada çok güzel bir denge oldu. Yani
ajans güzel bir fikir bulduğu zaman onu en layıkıyla hayata geçirebilecek de bir marka gücü de var. Dolayısıyla çok güzel oturdu açıkçası bizim. Setup şahane. Evet. Vallahi yine kendine getirecek. Kim ne getirir, nasıl getirir bilmiyoruz ama. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun.